Piyasalarda tam anlamıyla panik havası var. Aslında dün bir canlı yayın açmayı çok istedim. Fakat ailemizden hastanede birisi var. O yüzden bütün gece hastanedeydim, açamadım. Paniğin sebebi banka tarafında bu sefer. Bir bankanın iflas riski ortaya çıktı. Ve bu risk bütün bankacılık sektörünü korkutuyor. Dün son 2 saatinde borsaların piyasalardan 1,5 trilyon dolar para silindi. Kripto ve normal hisse senedi pazarları dahil olmak üzere. Ve işin enteresanı, bütün panikler yaşanırken Amerikan bonoları da düşüşte, Amerikan dolar endeksi de düşüşte. Normalde paniklerde onların yükselmesi gerekir. Böyle karman çorman bir gündü. Bütün bunların sebebi, daha evvel açıkçası benim adını hiç duymadığım Silicon Valley Bank isimli bir bankanın iflası. Daha doğrusu iflas riski. Ki bu geçen hafta Silvergate'de yaşanan sorunlardan sonra üst üste geldi. Silvergate'i hatırlıyorsunuz, bununla ilgili video yapmıştım. Silvergate kripto pazarıyla çok ticaret yapan bir bankaydı. Oraya da para alışverişi yapan. Silicon Valley ise Amerika'da startup pazarıyla işlem yapıyor. İsmi de oradan geliyor zaten. Kaliforniya'da Silicon Valley'deki bütün venture capitalist, yani risk sermayeleri fonları ve startuplarla para alışverişi yapan bir banka ve başı dertte. Şimdi gelin, bu bankanın başı neden bu kadar dertte? Bunun Fed'in faiz politikasıyla ne ilgisi var? Neden piyasalar çok korktular ve önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor olabilir? İster bir kripto yatırımcısı olun, ister hisse senedi, ister de sade bir vatandaş, ilginizi çekeceğine inandığım şeyleri anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bir bankacı değilim. Bankacı konusundaki teknik bilgilerim de kısıtlı. Anlatacaklarımda bazı hatalar olabilir. Araştırma yaptım epey ama hatalarım varsa lütfen aşağıda belirtin, onları düzeltmeye çalışalım. Silicon Valley Bank, veya Türkçe söyleyelim, Silicon Vadisi Bankası, Amerika'da, Kaliforniya'da çalışan bir banka. Büyük bir bankaymış. Ben adını duymamıştım ama bazı göstergelere göre Amerika'nın en büyük 15. diğerlerine göre 20. en büyük bankası. İsminden de anlaşılacağı gibi Silikon Vadisi'ndeki startuplarla çok ilgili bir banka. Daha doğrusu o startupları fonlayan VC'lerle, yani venture capital'lar Türkçesiyle risk sermayesi şirketleriyle. Bunlar ne yapıyorlar? Piyasadan para topluyorlar ve startupları fonluyorlar. Bu topladıkları paranın bir bölümünü startupları fonlamadan önce bu bankada tutuyorlar. Bir de fonladıkları startupların da paralarını burada tutmasını istiyorlar. Çünkü çok güvendikleri bir banka. Aslında oldukça geleneksel, risk almayan, güvenilen bir banka bu. Zaten buradaki sorun da belki biraz risk almamasından doğmuş. 2021 yılında bu COVID sırasında Amerikan Merkez Bankası parayı çok bollaştırınca Silikon Vadisi'ne adeta para yağıyor. Ne yapacaklar bu parayı? Hepsini tabii hemen yatırıma dönüştüremiyorlar. Bir kısmı bankada dursun diyorlar. Ve bu Silikon Vadisi Bankası'nın bir anda mevduatları patlıyor. 2019 yılında 61 milyar dolar mevduat varken 2021'de 189 milyar dolara ulaşıyor mevduat. Fakat o kadar kredi verecek yer yok güvenilir şekilde. Bu durumda banka ne yapıyor? Son derece tutucu, muhafazakar bir banka. Güvenli bir alana yatırım yapalım diyorlar. Yatırımın bir bölümü doğrudan devlet tahvillerine yapıyorlar. Devlet tahvillerinin o dönemde faizleri 0,25-0,50 civarlarında. Bir bölümünde ipoteğe dayalı tahvillere yapıyorlar. İpoteğe dayalı tahvil ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde ev satın alan insanlar evlerini ipotek ediyorlar krediye karşı. İşte o ipotekleri teminat gösteren tahviller var. Oldukça güvenliler şu anda. Eskiden 2008 yılında çok riskler vardı orada. Zaten 2008 krizi oradan çıkmıştı. Fakat şu anda iyi yönetiliyorlar ve o tahvillerde pek batak beklenmiyor. O yüzden de banka akıllıca bir şey yapıyor. Aslında buraya 80 milyar dolar civarında para yatırıyor. En azından devlet tahvilinden daha iyi getirisi var. Riski de pek yüksek değil. Kendimi korumuş olurum diyor. Risk almıyorlar, anlayacağınız. Fakat şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Fed faizleri yükseltiyor. Faizlerin yükselmesi demek bu bankanın elindeki varlıkların, faizlerin piyasa faizlerinin çok altında kalıyor olması demek. Bundan dolayı bu varlıkların değerleri de hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Sorunun birinci ayağı bu. Banka diyor ki bu varlıklarımın değeri çok hızlı düşüyor benim ve benim nakite ihtiyacım olabilir ileride. Niye? Çünkü şu anda mevduat toplamakta da zorlanmaya başladım. Neden mevduat toplamakta zorlanıyor? Çünkü Amerikan devleti %5 veriyor şu anda tahvillerde. İnsanlar gidip banka mevduatına para yatacaklarını orayı tercih ediyorlar. Bundan dolayı mevduat girişlerinde sıkıntı var. Hatta mevduat çıkıyor. Amerikan toplam bankacılık sistemine baktığımızda 480 milyar doların üzerinde insanlar para çekmiş durumda bankalardan. Bunun bir sebebi kenardaki parayı yiyorlar uzun zamandır. İkinci sebebi de parayı oradan alıp devlet tahviline yatırmayı tercih ediyorlar. Bu bankayı da etkiliyor. Ama bu banka üzerinde başka bir olumsuz faktör daha var mevduat tarafında. O da temel müşterilerinin Silikon Vadisi şirketleri olması. Silikon Vadisi'nde ne oluyor şu anda? Risk sermayedarları para bulamaz hale gelmiş durumdalar. Çünkü insanlar şu anda riskli şeylere para yatıracağına devlet tahviline yatırmayı tercih ediyor yine.
Bundan dolayı da paraları azalıyor ve gelip banka mevduatlarından para çekiyorlar. Aynı şey yine bu risk sermayelerlerinin para verdiği startuplar için de geçerli. Onlar da yeni yatırım turlarına çıkamıyorlar. Halka açılmalarda acayip azalma var. Bütün bunlardan dolayı orada da para azalıyor. Bunlardan da para azalınca ne yapıyorlar? Buradan gelip mevduatlarını çekiyorlar. Şimdi burada bankanın suçlanabileceği yön bu faiz artışını nasıl öngöremedin? Çünkü FED bağırdı adeta faizleri yükselteceğim diye. Banka biraz yavaş kalmış açıkçası aksiyon almakta. Ve herhalde Fed'in bir yerde yavaşlayacağını, pivot edeceğini, geri döneceğini düşündüler ve zararı büyütmüş durumdalar. Ama sonunda banka buna bir çare getirmeye karar veriyor. Ve yaptıkları şey ellerindeki pek karlı olmayan varlıklardan 21 milyar dolar kadarını 1.8 milyar dolar zarar ederek satıyorlar. İlk yaptıkları şey bu. Böylece nakit durumlarını biraz rahatlatıyorlar. Ama bu da yetmez diyorlar. Bizim biraz daha paraya ihtiyacımız olabilir. Bunun için tekrar hisse ihracına ve borç arayışına gidiyorlar. Burada da 2.25 milyar dolar paraya ihtiyacımız var diyorlar. İşte bu haberler piyasaları çok korkuttu. Çünkü banka bunları açıklayınca ters bir durum daha yaşanmaya başladı. İnsanlar gidip o bankadan paralarını çekmeye çalışıyorlar. Buna İngilizce'de bank run deniyor. Yani bankaya herkesin aynı anda akıl edip paralarını istemesi. Hiçbir bankanın bunu karşılaması mümkün değil. Dün özellikle risk sermayesi şirketleri bu konuda hem kendileri paralarını çektiler hem de yatırım yaptıkları startupları paralarını çekmelerini söylediler. Bu da piyasaları iyice korkuttu. Çünkü hiçbir banka buna başa çıkamaz. Yani bunu biraz dakikama vurmam gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda 17.6 trilyon dolar mevduat var bankalarda. Bunun karşısında sadece 3.1 trilyon dolar nakit duruyor teminat olarak. Bu da sadece 100 milyar doları bildiğimiz kağıt nakit, gerisi sadece hesaplarda. Bu banka çok likit de olsa, ki dediler bizim varlıklarımız rahat rahat borçlarımızı karşılar, panik yapmayın. Ama bu paniği daha da büyütmüş durumda. Silikon Vadisi Bankası'nın hikayesi bu. Aslında geçen hafta sıkıntıya düşen Silvergate'de de benzer bir sorun var. Onun müşterileri kripto borsalarıydı. O tarafta sıkıntı var, yani mevduat tarafında sıkıntı var. Onun da yine paraları devlet tahvillerinde duruyordu, düşük faizli. Mevduat tarafında sıkıntı vardı. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Başka Amerikan bankalarında da benzer sorunlar yaşanabilir. Zaten dün piyasayı da korkutan buydu. Şimdi herkesin anlamaya çalıştığı şey, başka hangi büyük Amerikan bankaları devlet tahviline düşük faizle para yatırmış durumdalar veyahut da ipotek teminatlı tahvillere ve bundan dolayı ne kadar zarar yazmak üzereler ve bunu nasıl finanse edecekler? Bir yandan da bütün Amerika geneline yayılmış bir mevduat girişlerinde azalma var. Bu piyasaları işte epey korkutuyor. Acaba bankalara doğru bir atak olur mu deniyor. Öte yandan Silikon Vadisi Bankası'nın batışı 2008'deki Lehman Brothers gibi büyük bankaların, yatırım bankalarının batışıyla aynı etkiyi yapmaz muhtemelen. Neden? Çünkü uluslararası bir banka değil, yatırım bankası değil. Çok daha tutucu bir banka aslında. Portföyün öyle çok riskli varlıklar yok. Büyüklüğü de toplamda varlıkları 200 milyar dolar civarında. Tabii büyük banka ama bütün sektörü etkilemez. Ama tabii panik büyür de başka yerlere yayılırsa ondan korkmak lazım. Bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında tabii borsalar çöktü. Ama enteresan bir şey oldu. Amerikan devlet tahvili faizleri dün düştü. Amerikan dolar endeksi de düştü. Neden? Çünkü galiba Fed'in gevşeceği tekrar fiyatlanmaya başladı. Eminim bugün Fed bir toplantı yapacak ve durumu değerlendirecek. Çünkü faizleri yükselttikçe böyle beklenmeyen kırılmalar olacak. Zaten böyle bir takım kırılmaların olacağını tahmin edenler de çok vardı. Hatta Powell bu konuda böyle kırılmalar olursa tekrar bakarız demişti. Bu tip kırılmaların yayılmasından korkarlar. Amerika'da en çok korkulacak şey bankacılık tarafında yaşanacak bir saldırı. İşte tahvil piyasaları bunu fiyatlamaya başladılar dün ve dediler ki galiba Amerikan Merkez Bankası faiz artışlarını yavaşlatacak. Tabi bu böyle olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çok taş kafa bir FED var karşımızda. Yarattıkları hasarın farkında değiller. Kafalarında bir %2 diye bir hedef var. Kendileri ona öyle bir kilitlediler ki şu anda prestijden dolayı oraya gitmek zorunda hissediyor. Oysa bu %2 de çok anlamlı değil. Yani %2 ile %4 arasında enflasyonda piyasalar üzerinde çok olumsuz etki olacağına dair hiçbir araştırma yok. Bu %2 tamamen uydurulmuş bir rakam. Bunu pazar günü anlatacağım sevgili üyelerime. İşte böyle bir ahval ve şeyler içerisinde neler olacağını öngörmek zor. Bu nedenle biraz risklerinizi iyi yönetme zamanıdır diye düşünüyorum. Ben de Fed'in gevşeme ihtimal arttığını düşünüyorum. Ama gerçekten çok taş kafalar ve gerçekten kendilerini bu %2 meselesiyle aşırı bağlamış durumdalar. Buradan bir gevşemeye hemen gitmeyebilirler. Gitmedikleri sürece de piyasalardaki risk büyüyecektir diye düşünüyorum. Evet, dilimin döndüğünce ve anlayabildiğim kadarıyla olan biteni sizle paylaşmaya çalıştım. Soru ve yorumlarınızı aşağıya lütfen ekleyin. Dediğim gibi ben bankacı değilim. Burada teknik olarak bazı hatalı şeyler de söylemiş olabilirim. O konuda yorum olan varsa lütfen aşağı eklesin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.